Sorun Söyleyelim'in 15. bölümünde bütün konuklarım yine bir arada, gördüğünüz gibi soracağım soruya dair hiçbir fikirleri yok. Ersin ile Eray biraz gergin görünüyor, o yüzden ilk onlarla başlayacağım. Aydan'la Yıldıray hala çok cool. Millet Eray'ı merak ediyordur. Eray'ın cevabını ben de çok merak ediyorum. Ama öncesinde soracağım soru da aslında cevapların biraz da benim kafamda şekillenmesi için bir soru sormak istiyorum hepinize. Evet soru, veya hayır demeniz yeterli. Aynen. Moderatör olmanın avantajlarını kullanacağım. Dark izliyor musunuz? Dark. Biraz izledim, sıkıldım. İzledim. Hiç izlemedim. Son sezonu hariç izledim. Evet, son sezonu sadece ilk galiba son sezonu. Yok bitirdim sanırım. Son sezonu sadece ilk iki bölümünü izledim. Sonra aynen öyle. Yeter son sezon dedim. Sarmadı. Ama tabii ki sorumuz bu değil. Niye izledik kafanızda Dark'ı? Peki herhangi bir şey bağdaştı mı yani? Dark'ı neden izleyip izlemediğinizi sordum ve tek bir soru soracağım. Ben geçmişte yaşanmışta gelecekte yaşanacak bir anladım. Olay mı? Ama ilk sana söyleyeceğim. Bu geçen hafta acımasız. Zaman transferimiz mi var? Gibi bir şey var ama. İşte Dark hani deyince oradan. Müsaadenizle VIP konuğumuz Eray'a ilk olarak sormak istiyorum. Eray. Kaç giyiyorsun Eray? Ayakkabı bir zaman var. Makinesi olsaydı hangi zamana giderdin, ne yapardın, neyi değiştirirdin? Oo. Ya bir şey yapabiliyor muyuz? Adaya gitmeden önce ekran kartı yerine olta alırdım gibi mesela. Daha yani şey var mı böyle işte tek gidimlik kartuş falan mı, yoksa bolca gidip gelebiliyor muyuz? Evet. Adaya gidip adadaki evreye niye ekran kartı aldığını sormak ister miydin? Ve alma bu ekran kartı herhangi bir işe yaramayacaktı filan fikrini evet. Değiştirmek ister miydin? Belki şey de önemli yani, zaman makinesindeki ekran kartı da önemli. Artık ben çok niş bir cevap bekliyorum. Belki çok geriye gidemiyoruzdur. Eray daha böyle radikal bir şey yap. Başka bir zamana git ve başka bir şey yap. Yani bu sefer ekran kartıyla dağa çıkabilirim mesela. Eray hayatta ekran kartı icat edilmemiş olsun. Gözünü seveyim ya. Çadıra gidip adamı öldürsün. Oğlum 47 giyiyorsun ya, hani acaba akıyor mu diye düşünüyorum içeriye doğru. Bak şimdi ekran kartı hayatımızda yok, tamam mı? Sen geçmişte bir ana gitme şansın var. Gelecekte ne zamana gidiyorsun? Ha gelecek de olabilir. Gelecek de olabilir. Ve neyi değiştirmek istersin? O yüzden diyorum ya, bir tek kartuş mu yoksa hani daha gidebiliyoruz, gelebiliyoruz mu ya falan Eray, yani ona sorular göre sorular bize gelirken ve bu kadar detaylı olasılık belirtilmiyor. Sen de niş bir cevap verebilmek adına tek bunları yaptığının abi. Farkındayım. Tek kartuş gideceksin. Evet, bir bas. Defakto olarak düşünün. Ya ben şeylerin sonuçlarını merak ediyorum. Bu işte bu bütün bu işte Mars çalışması bilmem ne falan diye. Hani ne olacak diye onun sonuçlanacağı tarih bilmiyorum. Hangi tarih olduğunu bilmediğim için şimdi söyleyemiyorum. Ona ama göre 2020'ye geri dönüp diyorsun. O tarihe gitmek isterdim yani. Hani. Evet geleceğe gidiyor ve özellikle ben tercüme edeyim. Nasıl İngiliz takım? Çok eski takım, çok çok iyi takım şimdi ya. İyi oynuyor ama Trabzon da aynı. Aynı diyor. İkisi de eski takım diyor, İngiliz takımı diyor. Trabzonspor da aynı ayarda futbol oynuyor diyor. Birinci diye. İkinci diye. Bu çalışmaların sonuçlarının nasıl olduğunu anlamak istiyor. Hangi tarihi öngörüyorsanız o tarihe gönderebilirsiniz. Mümkünse tek yön bilet. Gerçekten çok acı. Geriye dönmesin. Tek yön. Single. Editörlerimizden Aydoğan'la devam edeceğim. Eray açıklayamadığın cevap için çok teşekkürler bu arada. Ersin abi dekode. Evet tam da bunu kastetmiştim. Tamam. Dönmemek senin de planlarında var mı? Yani belki dönmek isteyebiliriz. O zaman dönmediğim için şimdi. İki biletin olsa peki tekrar bu zamana geri mi dönerdin? Ya o zaman bir de geçmişe giderim. Madem iki biletim var. Yani, geri dönemiş. Sen çünkü geri burada, dönebilmek burada için sormadın. Burada nececik olduğunu biliyorum zaten. Bir de geriye gider bakarım orada ne olmuş. Keşke en başta bunu söyleseydi. Işte, yılbaşı çekilişine gidip öğrenip geri dön var falan. Klasik cevap. Direkt bildikten sonra. Yok ya o çok klişe olur. Evet. Dark'ı izleyen farklı bir editörümüz. Aydoğan. Zamanda yolculuk yapacak olsan hangi zamana gider, ne yapar, neyi değiştirirdin? Çok. Ya değiştirme konusunda bakalım. Çok fazla veya şey var ne yapardın? Da. Hani hangi eylemi harekete geçirdin? Mesela şeyi yapmayı tercih ederdim. Apollo 11 ile Ay'a çıkıldığında ben o sırada Ay'da olup bir merhaba demek isterdim. Şeyin suratını görmek isterdim orada. Şimdi hemen buraya bir hikaye gireyim ya. Ya lütfen. Lütfen. Hoş geldin abi falan diye. Biz de seni abi bizim böyle büyük enduro kulüplerinden bir tanesi. Büyük endurocular motorları hazırlıyorlar falan. Kar yağmış.
karda motor sürecekler. 8-10 motorlar şeye çıkıyorlar işte, bu kar tepe var ya İzmit'te. Bayağı tabii zorlanıyorlar. Yolda düşenler, kalkanlar işte çekiyorlar şu bu. Ciddi sıkıntı var yani abi. Çıkıyorlar, orada bir tane Vespalı amca var, sigara içiyor. Hoş geldiniz yani. bu Vespalı amca hoş geldiniz diyelim diyor. Süper. Ya farklı bir şey olabilir. Fikirler oluştu mu? Söyleyeyim ben, benimki hazırda var, sonra sana da zaman tanış. Hadi bakalım, nereye giderdin, ne yapardın? Nereye giderdim? Hangi zaman? Geriye gidip Arabistanlı Lawrence'ı öldürürdüm mesela. Neden evet. Peki? Biz de hiç olmazsa ciddi bir hal almaya başladık. Arap Yarımadası'nı kaybetmezdik ve şu anda onların böyle havadan konduğu zenginliğe biz konmuş olurduk böylece. Ve ülke çok daha ekonomik olarak iyi bir seviyede olurdu. Halkın refah seviyesi de çok daha iyi. Evet, gerçekten sen uzaya ekran kartıyla çıkmama gibi bir planı olduğu için çok sağ ol. Onun kafasına sıkabilirdim mesela. Şimdi çok harika bir cevap olarak geldi. Güzel cevap. Mevcutta evet. Aklında bulunan cevabı değiştirdin mi? Yoksa aynı cevapla mı devam edeceğim? Ama şey cevap tabii. Yıldız Bey'in verdiği cevap izleyen birçok insanın hiç düşünmediği bir cevap. Benim de yani ben bile yani, şaşırdım. Şey olarak görüp. Peki sen? Ben geçmişe gitmezdim. Şu yüzden gitmem. Geçmişte çok merak ettiğim anlar var. Orada bulunup böyle nasıl olduğunu görmek istediğim falan anlar var ya. Bugünkü bilgimizle geçmişe gitmenin iyi bir fikir olduğunu düşünmüyorum. Çok fazla soruna neden olabiliriz yani. Bugün bu kadar çok şey bilen bir adamın geçmişe gitmesi dünya için şey değil. İyi sağlıklı değil. Ayrıca senin benim için değil. Bizi öldürürler zaten bu kadar bir yer. Bir şey söyleyeceksin. Ya şu an benim bütün cevabım altı sol. Her şeye ters söyleyeceğim. Şey yapsak abi, 1,5 sene öncesine gidip o ilk işte yarasamı kim yiyorsa ona bir tokat atıp yalan söylesin. Onu yapmak yani cevap hakkında bunu kullanmalıydın abi. Bu da sonradan kapanması. Yıldır Yengi gibi çözüm odaklı bir şey. Şimdi Yıldırlar tüm şeyi kurtardı. Türk Cumhuriyeti'ni kurtardı. Yeni kurulan genç cumhuriyeti. Aydoğan'sa ondan 80-100 yıl sonra tüm insanlığı kurtardı. Gerçekten ya. Şey yapıyor. Keşke böyle bir şey olsaymış dedirtti yani verdiğin cevapla. Ben gelecekte bir tarihe gitmek isterdim. Ama böyle evet, tabii ki gelecekle ilgili kafamızda da çok ama fazla ama gelecek çok belirsiz değil mi? Bir şey mi? Yok ki yani mesela iyi mi olacak, işler kötü mü olacak filan diye. Senin şimdi Eray'ın söylediği şu şey olgusu güzel. Hani bu uzay çalışmada ve sonuçlandı mı filan hikayesi. Hani bir tarih yok ama sonuçlanıp sonuçlanmadığını görmek. Ben tam şeye gitmek isterdim eğer öyle bir şey varsa dünyada. Hani bu modern zamanların kıyameti dediğimiz işte sanal beyinlerin, bu artificial intelligence dediğimiz kısmın yönetimi ele aldığı ilk yıllara. Çünkü ben öyle ya da böyle insanlık tarihinde eğer insanlar dünya üzerinden silinmemeyi becerirlerse ama 100 yıl ama 1000 yıl sonra böyle bir eşiğin geleceğini emin olanlardanım kendi açımdan. Bir gün insan kendine güvenmediği için büyük kararları verme işini İster istemez şeyi makinelere bırakacak ve makineler o inisiyatifi aldıktan sonra insanın gözünün yaşına bakmayacaklar. Tam o aşamada ve gitmek isterdim. Yani böyle şeyi söylemeye çalışıyorum. Hani bu fon vereyim mi? Şeyin bu işi yaptığını pişman olanların çocuklarının ya da torunlarının dünyada olduğu bir yandan kendi dedelerine falan küfrederken öbür yandan da biz bu makineyi nasıl durduracağız diye çabaladıkları zamana gitmek isterdim. Ama şöyle bir ihtimal de geldi. Şu an bildiğim böyle Terminator vesaire bir şey gelince onlar o kadar zekileşirse yapay zekalı işte robotlar vesaire senin dönmene de izin vermeyebilir. Yok zaten one way single ticket. Ha gerçi evet. Ya bir dönmek... şey söyleyeyim mesela ben de bunu asla istemem. Bana geriye dönmek gibi bir şeyimiz yok zaten. Planımız yok. Orada yani görüp hani bir geleceğe gidiyorsun hiçbir şey bilmiyorsun orada. Şu anki günümüzü şekillendirecek bir şeyler yapabilirsin. Ama evet çok etkileyici. Kuramda evet gideceği nokta çok. Mesela ben onu yapmam değil. Ben ona cesaret edemem. Hani öyle bir şansım olsa da. Ya zaten bu şöyle bir şey. Şimdi biraz mantıklı düşünürsek gitmenle ölmenin bir olduğu bir şey bu da. Çünkü aynen. Sonuçta o zamanın tehlikelerini de bilmeden gidiyorsun ve kendini orada bir taraf olman gerekecek nihayetinde. Şey olarak gidemezsin, ben dostum diye gidemezsin yani. Hani ne tarafta olursun ol, ilk elineceklerden birisisin. Ben sadece şunu için söylüyorum. Nasıl bir dünyada insan şeyi bırakmış, kontrol etme arzusundan vazgeçmiş. Çünkü insan aslında
bugünkü haline getiren en büyük güdülerden birisi kontrol etme güdüsü. Evet. Nasıl olmuştu o kontrol etme güdüsünü kendi isteğiyle neyin ne olacağını tam olarak bilmeden makinelere devretmiş ve onların torunları ya da çocukları da nasıl oldu işte o makinelerden nefret etmeye, kendi atalarına sövmeye başlamışlar ve göreyim diye sadece. Ersin şimdi gidiyorsun, tam o sırada indin, nasıl oldu diye bekliyorsun. Elinde bir ekran kartıyla Eray Odası'na biz ekran kartına tutmuyoruz değil mi artık? Yeni şeyimiz bu. Mine ediyoruz. Dinin kurucusu da benim. Abi hoş geldin diye seni karşılayayım. O yüzden ben Firavun'un sayesindeyim bu dünyada. Sen de benim yakınımsın diye. Olayı bitirmiş. Şimdi bir hastaneye gidiyorsunuz. Hastane girişinde Aydoğan'ın resmi koronayı engelleyen adam diye gitmiş 2019 senesine. Yarasın yan adamı katletmiş. Güzel bu oluyor. Söylediğiniz çok kötü bir senaryo oldu. Şimdi sen gidiyorsun, seni eve karşılıyor. Tarih kitaplarında Arapların adasını bilmiyor. Şey benim diye, yeni peygamber benim diye. Köşeye dönüyorsun, Aydoğan hastanelerinin camında Aydoğan'ı... Lan ben bu adamlardan kaçtım zaten. Çok efsane olmaz mıydı? Sonra dönüp bakıyorsun ya ne olmuş geldiğimiz zaman da tarih kitaplarını Arap Yarımadası'nı kurtaran bir Yılmaz Gökayar'a karşılaşıyor. Türkiye fazla petrolle her şeyi bitirmişler. Bütün ekonomik sorunlarımız ortadan kalkıyor. Dünyayı da bitirmişler yani. Petrol yani. Bitince ekran kartı değerlenmiş. Ondan da ekran kartını mine edersin. Ay çok güzel cevaplar. Şey ekran kartı üstüne kuruldu yani senin bu ara öyle mi? Yok abi. Hemen kaç ekran kartın var? Biraz hiç yok abi. Bırak abi. Ha, özlem içindesin diye ekran kartım olsun. O kadar abi, net bir cevap. Abi Eray'ın bir motosiklet alma süreci yaşadık. Bak bir aydır bununla uğraşıyoruz. Muhtemelen 6-7 tane ayrı KTM 390 Adventure buldu. Bugün buldu. Abi buldum diyor. Avcılarda. Süper Eray. Hadi ara. Arıyor. Tamam sözleşelim. Ertesi gün oluyor. Satıldı. Arıyor. Ya abi pazarlık yaptım, bir teklif verdim, bekliyorum. Sabah dönüyor, abi kapora almış başkasından. Aa. 300 mesela, nerede var oğlum? İşte diyor ki abi Borusan'da var İstinye'de. Hadi ara Eray. Arıyor ya ben şey, ya az önce kapora aldık. Yemin ederim 5 tane farklı motorun, hatta bir tanesine Kadıköy'e 2 gün önce falan gitti. Gece 11'de falan baktık, anlaştık, ben, pazar açıyor. Çıkarız adam vazgeçti. Motor bakmaya gideceğim, motor almaya gideceğim. Adam, ya 5 tane motor almaya gitti ve alamadı. En son gitti 0 aldı kardeşim. Aldın mı sonunda? Dayanamadım. Aldım artık ne yapayım yani. Baktım olmuyor. Ne olmuş ya? Bir bedevilik bir şey var ya. Bu nedir kardeşim? Bak Aydoğan da şey düşünmüş. Ben de her gün motora bakıyorum diye çocuk açıyor. Bitirdik mi bu hafta? Bitirelim artık. Ya aslında ben bir şey daha merak ediyorum. Çok yine kısa cevaplarsanız. Çünkü Aydoğan oradan bir fikir oluşturdu bende. Şey, koronanın başladığı dönem uyutuldunuz. Hepiniz uyandınız. Tarih 12. Gerçekten 12 bu kaç Mart? Aslında ama. 9 Mart 2021. Her şeyi size bir yetkili anlattı. Ne yaparsınız, ne hissedersiniz? Güzel. Sokağa çıktığınızda maske takmayı kabul eder misiniz? İnanır mısınız, inanmaz mısınız? Tepkileriniz ne olurdu? Şöyle birer dakikalık komaya girdik, başlayalım. Diyelim, çıktık. Dünyada bir virüs salgını var, olur. Maskesiz dolaşıyoruz. Direkt kabul ederdim tabii canım, hiç sorgulamazdım. İlk verdiğim tepki galiba. Bu çok normal bir şey. İlk vereceğim tepki burada biplenmesi gerekiyor sanırım. Tabii, hani şaka mı yapıyorsun? Ne olur canım kardeşim diye bir sorarsın. Tabii ben mesela direkt sorarım Eray motoru aldı mı diye. Peki Eray sen ne yapardın? Bilmem, hiç hayal edemediğimiz bir pozisyonda bulduk zaten kendimizi. Bizim motoru aynen çok gördüm fark ettiğimiz yerde mi diye. Sonra ekran kartları piyasasını aldı diye. Benim ekran kartım oldu değerlendirdim. Motor alacaktım ben onu alabildim olayı diye devam edersin. Olayı kabullenmemek mümkün değil ama ya. Ne hissederdin, ne tepki verdin? Yani sonuçta çok, çok alışa yani. Alışa geldik bu sürece ya. Bir de öyle bir detay var. Peki yani. Sen? Şimdi bunu sana söyledikleri zaman delilleriyle sunduklarını düşündüm. Tabii. Yani ikna ettiklerini yoksa hani öyle şeyden değil. İlk şeyi sorardım. Benim yakın çevremde kaybettiğimiz kimse var mıydı sorardım büyük bir ihtimalle. Ondan sonra tamam iyi bir yıl iyi atlatmışız der, yoluma devam ederdim. Ay, teşekkür ediyorum cevaplarınız için. Benim cevaplardan çok etkilendiğim bir bölüm oldu. Eray çok defakto olarak ilerlemedi cevaplarda.
Eray beklentileri bu bölümde karşılayamadı. Bir sonraki bölümde şu an çok verdiğiniz fikirlerle takipçilerimizle de etkileşimde kalarak çok bomba bir soruyla geri geleceğim. Çok güleceğiz veya çok gerileceğiz. 16. bölümde görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Bay bay. Eray muhtemelen biz varız diye böyle niş cevaplar veriyor. Yani. Onu sen birebir de şey yap. Orada daha cesaret. Burada ne kadar üstüne gidersek gidelim şimdi evet, şey sallayamadı. Efendi yani. İşte bu ne ya? Evet diyor. Mülayim. Evet, benim diyor. Yanımda çekiniyor çocuk. Ne yapsın? Evet, ne yapsın? Al bunu sen. Tek konuştur sonra montaj yaparsın. Çıkıyorsun filan diye. Ondan sonra. Ben zaten onun başına böyle bir tane baskıyı yaptık.